Başkan, şimdi bir şey söyleyeceğim. Önce şu yerlilik, millilik ve ittifakı. Ben saygı duyuyorum. MHP ile AK Parti'nin işbirliği yapması siyasette bir tercih meselesi. Bizi de ilgilendirmez. Ama Sayın Bahçeli'nin al CHP'yi vur PKK'ya diye bir sözü var. Ya Sayın Bahçeli, insaf et ya. Bunu demeni gerektirecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tutumunu ortaya koy. Ama ben başka bir tutum ortaya koyacağım ya. Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkarttık dedi. Bu partinin içinden çıkan hükümetin başbakan yardımcısı. O şahıs Sayın Bülent Arınç'ı kastediyorum. Hala AK Parti'nin üyesi mi değil mi? AK Parti içinde bu kadar Öcalan seviciyi barındırırken sizin AK Parti ile böyle sözde PKK'ya karşı yerli ve milli bir duruş sergilediğinizi itham etmeniz milletin aklıyla alay etmek olur. İki, ana muhalefet partisinin hiçbir temsilcisi PKK, PYD, YPG ile ilgili olarak sempati uyandıracak bir konuşma yapmamıştır. Başından beri size diyoruz ki terörle katı, amansız, etkin bir mücadele edin, yanınızdayız. Ama bu ülkenin bir Kürt sorunu var. Bunu çözecek yerde meclistir dedik. Benim siyasi nezaket gereği, partiler arası teamül gereği gittiğim bir kongreyi AK Parti grubunda resmimi de yuvarlak içine alarak aklını sıra beni ak trollerinize, yandaşlarınıza, ayrıştırdığınız milletin bir parçasına hedef göstermeniz de edepsizliktir. Edepsizliktir. İlaveten Erdoğan çıksın bu millete şuradan dolayı bir özür dilesin. Sayın Öcalan aldığı kellelerin bedelini ödüyor diyen Kemal Kılıçdaroğlu değildir. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Öcalan'a sayın diyen, şehide kelle diyen bir adamdan alacak yerlilik, millilik dersi bizim olamaz. Afrin operasyonuna ilk günden destek vermemiz AK Parti'yi ve MHP'yi rahatsız etti. Neden rahatsız eder sizi? Ben söyledim, bu asker Tayyip Erdoğan'ın askeri değil, bu asker aziz milletimizin askeri, bu milletin evlatları. Bu milletin evlatları. Afrin merkezine girmeyin bir samimi uyarıdır. 400 bin nüfuslu bir şehre girip orada teröristleri, evet TSK'ya ait olmalı zaten. Teröristleri bulup temizleme imkanı varsa hay hay. Kardeşim senin kendi 81 vilayetinin içinde yok mu terörist? Kendi ülke sınırları içinde girip temizleyemediğin teröristleri bilmem 40 kilometre ötedeki Afrin'de 400 bin nüfusun içinde nasıl ayıracaksın? Ve Sayın Akçay, biz yapıcı muhalefetimizin gereği samimi bir uyarı yaptık. Bu meşru operasyonu, bu meşru sınır ötesi operasyonu dünya milletler ailesi nezdinde gayri meşru hale getirmeyin. Afrin'in 400 bin nüfusu bir yere girdiğinizde sivil kayıp demek, Türkiye'yi dünya kamuoyunda haklıyken haksız etmek demektir. Bunu yapmayın dedik. Bu yapıcı uyarılarımızı siz...